Şimdi vaktimizin herhalde yarım saatlik bir süre. Değerli arkadaşlar, ben daha önce yaptığım kısa bir çalışmaydı bu. Tabii özellikle bu dönemde hepimiz için bir yönü itibarıyla biraz da kendi ihtiyacım adına bir çalışma yaptığımda karşıma çıkan bazı temel esasları arkadaşlarımla paylaşmak isterim. Bu dönem maruz kaldığımız hadiseler, yaşadığımız sıkıntılar ve gerçekten tahmin etmediğimiz ve beklemediğimiz çok farklı alanlardan gelen hem fikri hem fiili tasallut ve darbeler karşısında birçoğumuz farklı sarsılmalar yaşadı ve yaşıyor. Fakat bunların içerisinde en önemli şey insanın düşünce dünyasında başlayan sarsılmadır. Zira düşüncede ifsada maruz kalan bir insan eğer o hastalığı kısa zamanda bir müddet sonra düşünce ve tasavvur kirliliği artık anlayış, kanaat ve bir müddet sonra da amele ciddi manada tesir eder. Peki öyleyse acaba düşünce istikametinde savrulmama adına nelere dikkat etmek gerekir? Bu hususta büyüklerimiz, kendi kaynaklarımız bize neyi öneriyor? Hızlı bir çalışma yapıp oradan toparladıklarımı size madde madde arz edeceğim. Ümit ediyorum inşallah bu vaktin sınırlılığı içerisinde bitirebilirim. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Hadiseler karşısında insanlar üç farklı tepki gösterir. Üç farklı gruba ayrılır. Bir tanesi nikbin olan insanlar. Bunlar her şeyi iyi gören, her hadiseye güzel bakan, en tahripkar, en sıkıntılı, en problemli ortamda bile oradan güzel bir açık ışığı veya yerde bitmiş küçük bir çiçeği mutluluk vesilesi olarak görenler ve sürekli olarak hadiseler karşısında tahrip olup yıkılmadan ziyade mutlu olmaya muvaffak olmuş olan insanlar. Tabii bunların bir özelliği ve bir zayıf noktası şudur. Hakikatleri tartmada ve hakikatleri görmede ve realiteleri tespitte zayıflardır bu yönler itibarıyla. Dolayısıyla evet, ümit dolu olmaları itibariyle iyidir, hoştur. Ama hadise tespitlerinde ve strateji tespitlerinde nikbin olan insanlar çok temel ölçü olarak alınamazlar. İkincisi bedbin insanlar. Bunun tam zıttı. Bunlar da hadiselerin sürekli kötü taraflarını gören, sürekli arızalı taraflarını gören, kendi evi yıkılsa bile dünya yıkılmış gibi yaygara çıkaran ve dolayısıyla her meselede bir vehamet tablosu çizen ve sürekli kıyamet senaryoları üzerine konuşan insanlardır. Bunlar da evet realiteleri olduğundan fazla bir önceki realiteleri hiç görmezken bu da realiteleri abartarak, büyülterek gördüğü için yani bu merceklerin tersi gibi tümsek mercekle çukur ayna gibi bunların her biri görüntüyü fevkalade uzak ve küçük gösteriyor. Bir tanesi de görüntüyü fevkalade büyük gösteriyor. Üçüncü kısım insanlar da hakikat bin olan insanlar. Hakikat bin insanlar bunlar realiteleri görür, gerçekleri tartar. Fakat davranışlarında ne nikbinler gibi sürekli olarak mutluluk arz edip hiçbir şey yokmuş havasındadırlar. Ne de bedbinler gibi mahvolduk, yıkıldık, bittik modundadırlar. Bunlar önce problemi tespit eder, tahribat ve sıkıntıyı tanımlar ve onun arkasından Hazreti Üstad'ın dediği gibi çay koy keçeli yeniden başlıyoruz der ve çözüm adına, çıkış adına projeler üretmeye başlarlar. İşte bu hakikat bin insan hizmet insanıdır arkadaşlar. Hakikat bin insan bizim adım atmada, hadiseleri tanımlamada ve dolayısıyla strateji tespitinde bizim için ölçü olan insandır.
Şimdi hakikat bin insandaki düşünce istikametinin temelleri nelerdir? Yani bir insan hakikat bin olması için hangi kriterleri esas alması gerekir? Şimdi bunlarla ilgili yaklaşık 7 maddeyi sizlerle beraber paylaşacağım. Birincisi arkadaşlar, düşünce istikametini temin ve tesiste en önemli mesele doğru bilgidir. Dolayısıyla doğru bilgiyi elde etme ve doğru bilgi kaynaklarına ulaşma müstakim düşüncenin en temel esasıdır. Unutmamak lazım ki yanlış bilgi üzerine yapılan stratejiler yanlıştır. Abartılı bilgi üzerine organize edilen projeler ve programların sonu fiyaskodur. Onun içindir ki mutlak manada bir, doğru bilgi kaynağına ulaşmak gerekir. İkincisi, hadiseleri doğru görme gayreti içerisinde olunması gerekir. Unutmamak gerekir ki insan yığın yığın bilgiye maruz kalabilir. Ve dolayısıyla kendine gelen bilgilerin içerisinde hakikat ifade eden olduğu gibi aynen bu bilgi kaynaklarının bir kısmı bedbin insanlardan gelir, bir kısmı nikbin insanlardan gelir, bir kısmı da hakikat bin insanlardan gelir bu bilgilerin birçoğu. Dolayısıyla bu bilgileri doğru kriteriye tabi tutup özellikle kaynaklarıyla test etmeden asla o bilgilerin üzerine bir strateji bina etmemek lazım. Bilgilerin testinde şahsın güvenilirliği, evet bu meselede bir kriter olsa da yegane kriter değildir. Çünkü o şahsın da bir hadiseyi nakletmede hissiyatı, taraftarlık duygusu veya öfkesi veya kırgınlık veya küskünlüğü meselenin içerisine girmiş olabilir. Şimdi bakın, size bu noktada bir örnek vereyim. Hazreti Üstad'ın Eşref Edip'le bir mülakatı var. Hazreti Üstad'a soruyor, alem İslam'ın durumu nedir diye. Şimdi Hazreti Üstad kadar ümitli bir insan biz tanımıyoruz. Onun kadar ümit dolu, ümit bahşeden, karanlığın içerisinde yanan bir pırıl pırıl nur kaynağıdır Hazreti Üstad o yönü itibarıyla. Fakat realiteyi görmemezlikten asla gelmiyor. Alem İslam'ın durumu nedir deyince Üstad diyor ki, işin doğrusu bugün alem İslam yıkılmış, mağduriyet ve mazlumiyeti zirvede yaşayan bir toplumdur. Eskiden problemi hariçtendi. Şu anda ise problemi dahildendir. Zira kurt içeriye girmiştir ve dolayısıyla kendi problemleriyle mukavemetinde gücü oldukça azalmıştır. Fakat bütün bunlarla beraber, yani aslında bünye ciddi manada kurtla muallel ve hasta olmakla beraber ben ümitsiz değilim. Kur'an'ın hakaiki çerçevesinden meselelere bakarsak elbette er veya geç istikbal inkılabatı içinde yine en yüksek ve gür seda imanın ve İslam'ın sadası olacaktır. Ancak der, gereken tedbir ve önlemleri almaz isek, ittihat temin etmezsek, cemiyetin bünyesine nüfuz eden bu kurtlara karşı mukavemet uzun süre devam edemez. Yani bu balığı kaldıramaz ve masada kalır diyor. Sonra bütün bunları ifade eden sonra, ama zerre ihlasla yapılan, Allah adına yapılan ameller ve bunları yapan insanlar velev ki bir avuç bile olsa, Kur'an'ın ifade ettiği gibi kem fiyetin kaniletin galebet fiyeten kethireten biiznillah, nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok topluluklara galip gelmişlerdir. Değerli arkadaşlar, realiteleri görüp onları tespit ettikten sonra mukavemet güç ve kaynağı Cenab-ı Hakk'a isnat ve tevekküldür. Esbaba müracaat, ondan sonra Allah'a isnat ve tevekkül. Türkiye'nin 12-13 milyon nüfusa sahip olduğu dönemde İstiklal Harbi'nde yargılanırken hatırlarsanız, takat ve gücünüz nedir diye sorduğunda, yani bu direncinizin kaynağı menba nedir dediğinde bir realiteyi tespit eder,
sonra da isnat ettiği noktaya göre ümidinin enginliğini ifade eder ve der ki ben hasta bir adamım, bir ihtiyarım. Beni bir asker dilediği yere sevk edip götürebilir. Ancak Allah'a isnadım, ona tevekkülüm, ona itimadım açısından eğer gücümü soruyorsanız ben 50 milyon insan gücündeyim. Yalan mı söylüyor? Hayır. Allah'ın izzet, azamet ve kudretini yanında hisseden bir insan, hatırlayın cümlesini, hakiki iman eden bir insan bütün bir kainata meydan okuyabilir. Bu da işin hakka isnat açısından temsil ettiği noktası. İkinci madde düşünce istikametinde değerli arkadaşlar, sarsılmaların olabileceğini kabullenmedir. Elbette ki travma ve problemler zamanında, sıkıntılı zamanlarda sarsılmalar ifade ediyor. اَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. Şimdi arkadaşlar, mümin sarsılır ancak yıkılmaz. Mümin ekin gibidir. Zaman zaman eğilir ama tekrar doğrulur. Allah Resulü'nün ifadesiyle kafir bir çürümüş ağaç gibidir. Bir kere yıkılır ve bir daha kalkamaz. Onun için Kur'an'ın orada ifade ettiği gibi sizden öncekilerin maruz kaldığı sıkıntı, zorluk, darlık, hatta sarsılmaları yaşamadıkça siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz ki onlar beraberlerinde peygamber olduğu halde Allah'ım yardımın ne zaman dediler. Burada arkadaşlar müminlerin sarsılmaları, müminlerin endişe duymaları, müminlerin zaman zaman bir takım kaygıları vicdanlarında yaşamaları, bunların kalaklarını ruhlarında duymaları onlardaki mesuliyet duygusunun gereğidir. Ama ne kadar çok sarsıntı yaşarsa yaşasın, ne kadar darbelere ve tahribata maruz kalırsa kalsın, mümin sırtında taşıdığı o emaneti ve o emanetle alakalı duyduğu bütün bu endişeleri, bu endişelerden kaynaklanan her türlü acı, ızdırap ve sıkıntıyı kaderi tenkit etmeden göğüsler. هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ diyerek aslında bunlar bize Allah'ın ve Resulünün bu yola girdiyseniz bunlar başınıza gelecektir diye daha önceden bize ifade ettiği gerçeklerdir diyerek kabullenilmiş gerçekler olarak onları omuzlar, Allah'a itimat içerisinde dayanır ve tahammül eder. Değerli arkadaşlar, tabii bütün burada bir noktaya dikkat çekeyim. Mümin sıkıntıya maruz kalıp sarsılmalar yaşarken savrulmamasındaki en önemli şey yürüdüğü yolu olan itimat meselesidir. Ve sıkıntılar ve sancılar, acılar ve ızdıraplar kapısından eksilmeyerek her gün biri diğerini takip ederken bile 40 yıldır yürüdüğü yolu sorgulamak gibi bir düşüncesi yoktur. Sorguladığı şey yine kendi nefsidir. Hatırlarsanız süreç başladığında Çağlayan da dikkatinizi çekmiştir. Büyüğümüzün 5 tane yazısı vardı. 5 yazısı ard arda hepsi bize kendimizle yüzleşme ve kendimizi gözden geçirmeyi tavsiye ediyordu. Mümin yürüdüğü yolu sadakat ve vefa ile tamamlaması, yürüdüğü yolda sadakatle sona doğru yürümesi ancak ve ancak kendi zaaf ve boşluklarını tamamlaması ile mümkündür. Hazreti Üstad'a bakınız. Barla'ya intikal ettikten sonra yaklaşık vefatına kadar herhalde bir 27-28 sene zulme maruz kalıyor. Fakat hiçbir zaman kendine zulmedenlerle alakalı biz çok ağır itham ve iftiralarda bulunduğunu, zaman zaman yapılanların haksızlığına tabii ki dikkat çekmiştir. Ama onlara beddua ederek, onların aleyhinde konuşarak vakit geçirmemiştir. Belki tam tersine şu cümleyi kullandığını hatırlarız. Bana bu kadar zulm yapan, hani bana eziyetler çektiren, bana her türlü hapishanelerde yerler hazırlayan, bu insanların her birine hakkımı helal ettim.
Sonra bir başka yerde de bana yapılan bu zulümlerin sebeplerini merak ettim. Onları düşündüm ve anladım ki bunların menba ve kaynağı ben Allah için yaptığım bu hizmetlerde, bu hizmetleri kendi manevi terakkime vesile yaptığım için bunların başıma geldiğini düşündüm. Değerli arkadaşlar, burada yine kendini sorumlu tutuyor. Burada yine zalimlere vurmak yerine, hayır kim bilir, belki sen bu hizmetlerde tam ihlasa muvaffak olamayarak, bunlarda manevi terakkine bunu vesile yaptığın için bu zulümler başına geliyor diyerek yine kendini sorguluyor, yine kendini hesaba çekiyor, yine kendi üzerine meseleyi aldığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, yürüdüğümüz yol Cenab-ı Hakk'ın rıza ve rıdvanının hakim olduğu, veraset-i nübüvvet dediğimiz enbiyanın varislerinin yürüdüğü yol olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu yolun zaman zaman ölçüleri, zaman zaman test noktaları vardır. Bir gün biri Hazreti Ali onu söylüyor. Ya Ali, Allah yolundayız ama bir sürü musibete maruz kalıyoruz. Bu maruz kaldığımız musibetlerin hangisi bizim bu yolda olmaklığımızın alamet ve işareti olarak görülür? Hangisi de kaybettiğimizin alamet ve işareti olarak görülür? Hazreti Ali'nin sözü burada manidardır. Eğer bir musibet size çarptığında, eğer bu musibet sizi Allah'a yaklaştırıyor, kulluk şuuruyor, ona olan kurbiyetinizi ziyadeleştiriyorsa, bu sizin için bir vesile-i terakkidir ve doğru yolda yürüdüğünüzün alamet ve işaretidir. Ama bir musibet sizi Allah'tan uzaklaştırıyor, sizi dün sahip çıktığınız şeylerden koparıyor, dün saygı duyduğunuz şeylere karşı düşman hale getiriyor ve Allah'a karşı kulluğunuzdan sizin kopmanıza vesile oluyorsa, işte o gerçekten bir bela, gerçekten bir musibettir. Onun içindir ki mümin her zaman kendi eksik, kendi kusur, kendi yetmezliği üzerinde durur, yürüdüğü yolda sebatı temin etme adına. Yani savrulmama adına. Arkadaşlar, üçüncü nokta. Şimdi burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Üçüncü nokta, mutlak realiteleri görmek ama. Fakat arkadaşlar, hizmet yolunda, Allah yolunda realiteler sürekli acı ve devam eden müteselsil bir imtihan olduğu için sürekli sıkıntı, sürekli acı, sürekli zorluklara maruz kalan ruh bir müddet sonra yorulur arkadaşlar. Peki işte burada düşünce savrulması yaşamama adına çok enteresan bir ölçü koyuyor büyüklerimiz. Diyor ki realitelerle karşılaşmak gerekir. Sıkıntılı olsa da, bizi üsse de, bize zor gelse de bir, realitelerden kaçmamak gerekir. Realiteleri tespit, onlarla hemhal ve sürekli acı tablolara muhatap olmanın getirdiği yorgunluğu atmanın bir formülünü söylüyorlar. Formül şu arkadaşlar, önünüzde Allah'ın size lütfettiği, bugün olmasa da gelecek adına kıymet ifade eden o küçük güzelliklerle nefes almaya bakın. O da yok. Yani baktınız, ben kışta geldim dediği gibi, baktığınız hiçbir ışık yok. O zaman nazarınızı istikbale çevirin. Bugün yaptığınız ve bugün katlandığınız acıların, ızdırapların, sancıların, gelecekte nasıl bir baharın temelini teşkil ettiğini düşünerek adeta burnunuzu, nefesinizi geleceğin, istikbalin o tatlı atmosferinden oksijen devşirerek ruhunuzu rahatlatmaya çalışın. Örnek var mı? Örnek elbette ki var. Hazreti Üstad'ın hayatına bakın arkadaşlar. O kadar küçük ama kıymetli, o kadar bize göre basit ama hikmetli hadiseler üzerinden etrafına ümit verip nefes aldığını görüyoruz. Bazen bahçesine gelen, penceresine gelen bir kuşun verdiği müjdeden, bazen dökülen mürekkebin
kitabı üzerinde ortaya çıkardığı şeklin taşıdığı mana üzerinden nefes alır. Bazen kendine anlatılan bir rüyanın ifade ettiği enginliğin içerisinde oksijen alır. Ama bazen de ben kışta geldim, siz cennet asa bir baharda geleceksiniz der. Ama o kışın gereklerini yaptıktan sonra hala kışın devam etmesi karşılığında nefes almak için nazarını istikbale çevirir. Ömerler, Aliler, Mustafalar, size sesleniyorum. Siz cennet asa bir baharda geleceksiniz der ve işte o müstakbel baharın güzelliğini hazır zamana çekerek ruhunu orada teneffüs ettirir, orada dinlendirir. Değerli arkadaşlar, ben bu noktada küçük bir şey söyleyeceğim. Bize gelince bu kadar ağır şartlar altında yaşamamıza rağmen, bu kadar zorlukları tatmamıza rağmen bugün ümit etmek için Hazreti Üstad'ın sahip olduğu imkanların 100 katı, 1000 katına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün bütün cihan hizmetinizle alakalı bir evrensel merak dediğimiz, o tabirle tanımladığımız bir ilgi içerisinde. On binlerce insanınız farklı ülkelerde kendilerine kucak açılmış durumda. Hizmetlerinizin 100 küsür, 120, 130, 140 ülkede hala daha çarklarının devam ettiğini düşünürseniz, bir devletin insafsızca ve vicdansızca ve ölçüsüzce üzerinize gelmesine rağmen hala Türkiye'de bile mücadelesini azimle devam ettiren insanlar yanında yurdun, ülkenin, dünyanın değişik yerlerinde hizmetleri yine aynı sebatla, aynı azimle devam ettiren on binlerin, yüz binlerin olduğunu görüp bütün bunlarla nefes alamayarak hala bunalıyoruz dersek arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın bu nimetlerine karşı nankörlük etmiş oluruz. Onun için aslında biz Hazreti Üstad'ın ifade ettiği bir baharın içinde dönemli bir fırtına yaşıyoruz. Hani bazen kışın içinde yaz olur. O pastırma yazları tabir edilir. Aslında mevsim kıştır ama o kış olan mevsimin içinde 3-5 gün güneşli olur. Bir de bazen mevsim aslında yazdır, bahardır ama o baharın içinde bazen birkaç gün kar yağar. Fırtına olur, çok sert rüzgarlar eser. Hazreti Üstad'ın ifade ettiği gibi aslında cennet asa bir baharın bütün bir cihanda onun müjdecisi çiçeklerin, onun müjdecisi fidanların boy attığını görürken ve bunlara şahit olurken biz belli bir muhit ve mıntıkada, evet, geçici süre sert, geçici süre bir pastırma kışı yaşıyoruz, öyle diyelim. Ama bunun süre olarak, vade olarak da büyüğümüzün ifadelerine baktığımızda uzun vadeli, yani bu bir mevsim değil bu. Mevsim bahar, o bahar mevsimi içerisindeki geçici birkaç günlük sert ve fırtınalı bir dönem. Kim bilir, belki yeni aşılanmalar, kim bilir belki yeni açılımlar, kim bilir belki yeni fütuhatların temelini teşkil edecek bir fırtına olarak da değerlendirilebilir. Değerli arkadaşlar, 4. mesele, vakit çok hızlı geçiyor, bitirme adına söylüyorum. Fazla şerhe girmeden, düşünce istikametinde en önemli şey niyet ve nazara dikkat etme. Niyet ve nazarın kirlenmemesine azami hassasiyet göstermektir. Hazreti Üstad bu iki kavrama 40 yıllık müktesebatım olarak değerlendiriyor. 40 yıllık müktesebatta niyet ve nazar diyor. Ne demek bu? Değerli arkadaşlar, bir insan dün değer verdiklerine bugün değer vermemeye başladıysa, dün önemli dediklerine bugün önemsiz nazarla bakmaya başladıysa, dün baş tacı ettiklerini bugün kapısının dışına koymaya gayret etmeye başladıysa, bu arkadaşımız, bu kardeşimizde çok ciddi bir nazar bozukluğu vardır. Değerli arkadaşlar, istikamet üzere yürünen bir yolda nazar nebevi düsturlarla hep tespit edilmiş. Hadiselere bakışımız, hadiseleri değerlendirmemiz, hadiseleri nazara alıp kıymet ve değer kriterlerimiz hep kendi kaynaklarımızda belirlenmiştir. Dolayısıyla dün kendi kaynaklarımız açısından doğru olan şey
bugün doğrular açısından bir bozu, nazar açısından bir çürümeye maruz kalmışızdır. Onun içindir ki yürüdüğümüz yolların sancıları ve sıkıntıları, ayağımıza batan dikenler ve mesafenin uzamasından dolayı yorgunluğumuz bizde nazar bozukluğuna vesile olmamalıdır. Nazarımızı yeniden kendi kaynaklarımızla nazar kaymalarını, nazardaki sapmaları yeniden kendi dinamik ve kaynaklarımızla gözden geçirmeli, ayarı kaçmış olan nazarları yeniden müstakim bir bakış açısı. Gücümüz mü yetmedi? Hala nazarımızda bulanıklıklar mı var? O zaman nazarına itimat ettiğimiz insanların, onların olarak bir müddet hadiselere onların nazarlarıyla bakmaya çalışmamız gerekir. Değerli arkadaşlar, bir diğer noktadan da niyet mevzu dedik. Niyet meselesi de fevkalade çok önemlidir. Niyetimiz Cenab-ı Hakk'ın bu yolunda bir ferd olmak, bir nefer olmak ve yürüdüğümüz yolda dünyayı arkamıza atarak ukbanın, ahiretin, Allah'ın ve Resulünün rıza ve rıdvanını baş tacı yaparak yürümek. Onlardan daha değerli, onlardan daha önemli ve daha kıymetli hiçbir şeyin olmadığına inanarak değerleri de yine bu yolda fedayı düşünerek yürüdük. Kimimiz 10 yıl, kimimiz 20 yıl, kimimiz 40 yıl, kimimiz de 50 yıl. O şahı için gayret edin. Cenab-ı Hakk'ın bu yolda canımızı almasını istedik, talep ettik. İnandık ki bu yolda eğer bu yolda mal kadar, zaman kadar, emek kadar canı da eğer, bu bizim ahiretimiz adına en büyük yatırım olacağını düşündük. Ama eğer bugün bu şartlar ve bu yaşadığımız hadiseler karşısında dün şehit olma niyetini taşıyanlar, eğer bugün artık biraz ben de dünya, biraz kendimi düşüneyim, 40 yıldır hep hizmet dedim, 40 yıldır hep Allah yolu dedim, hep yoruldum, gençliğimi verdim, zamanımı tahsis ettim, malımı mülkümü harcadım, şimdi biraz da artık dünyaya eğilip dünyaya bakmak zamanıdır demeye başladıysa ve eğer hizmette önde menfaat, düşünce ve dünyada geride olma anlayışının yerine hizmet geride, biraz da ben, biraz da yaşantım, biraz da kendi hayatım ve özelim demeye başlamışsa, işte değerli arkadaşlar, burada da ciddi bir savrulma var demektir. Bir diğer nokta değerli arkadaşlar, üslupta hassasiyet çok önemli. Ben bitiriyorum 2-3 dakika içinde. Düşünce istikametinde en önemli mesele üslubun hassasiyetini muhafaza etmesi meselesidir. Değerli arkadaşlar, kalp insanlarının üsluplarını kalbi hassasiyetleri ve faziletleri belirler. Ancak o duyarlılığı olmayanların kalbi durumlarını üslupları belirler. Onun için üslup meselesi bir insanın ifadelerinde ve beyanlarında kendi taşıdığı ve temsil ettiği faziletlerle örtüşmeyen beyan, ifade ve telaffuzlara savrulması, savrulmaların birbiri ardınca birbirini takip etmesini beraberinde getirir. Bu durumda üslupta hassasiyeti temin etmenin yolu kavli leyyin, hali leyyin ve tavrı leyyindir. Yani sözde yumuşak olmak, hal ve tavırlarda yumuşak olmak ve davranışlarda yumuşak olmak. Değerli arkadaşlar, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, maruz kaldığımız hadiseler ne kadar şiddetli olursa olsun, bu noktada üslubu muhafaza etmek mümince duruşun, peygamberi temsil ve hasletin önemli vasıflarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, hatırlayın, Uhud'da Okçular Tepesi, Uhud'a giderken 300 insanın geriye dönmesi gibi çok ağır hadiseler yaşandı ve onun arkasından döndükten sonra, hatırlayın,
nazil olan ayeti kerimede ey Habibim, eğer sen febime rahmeti minallahi linte lehum, Allah'ın rahmeti olarak sen onlara yumuşak davrandın. Eğer onlara sert, haşin, yani uslubun çok sert, uslubun çok kırıcı olsaydı onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Bu şu demek arkadaşlar, uslubu bozuk ve ayarı kaçık adam kendi düşünce istikametinde savrulmayı tetiklediği gibi başkalarının düşünce istikametlerini de çok ciddi zedeler. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın yumuşak davrandın, mülayim davrandın ki onlar senin etrafından dağılıp gitmediler. Onun için bugün belli alanlarda, belli sahalarda sorumluluk üstlenmiş insanların arasında bulunan kardeşlerimizin neye maruz kalırlarsa kalsınlar, üsluplarında huşunete, kabalığa, sertliğe, tecavüze, hatta mukabeleyi bilmesiyle bile taraf olmadan daha yumuşak, daha sıcak, daha kucaklayıcı olmaları gerekir. Değerli arkadaşlar, altıncı temel mesele düşünce istikametinde insaflı olmak ve insafla hareketi temsil etmek, insafı temsil etmek çok önemlidir. İnsaf ne demek arkadaşlar? Bir, insaf dinin yarısıdır. İki, insaf hak ve hakikati kabul ve itiraf etmek, herkes için eşit bir şekilde merhamet ve adaletle muamele etmektir. Bir başka manada kendi hakkını muhafaza etmek kadar başkalarının hakkını da muhafaza etmektir. Unutmamak lazım ki insaf, vicdan, mantık ve evrensel insani değerlere uygun davranmaktır. İsterseniz hemen bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinin yarısı insaftır dedikten sonra bu güzel ahlakın temelini de üç noktaya bağlar. Bir, der, nefsin dürtülerine rağmen insafı elden bırakmamak. İkincisi, selamı herkese yaymak. Ki bu çok önemli. Şu dönem arkadaşlar, travmaya maruz kalmış insanların tavırlarına alınmadan, küsmeden, darılmadan onlarla ilişkiyi muhafaza etmek. Bana sempatik bakmadı, hatırımı sormadı, bana yumuşak davranmadı, beni bir kerecik bile aramadı diyerek kimseye gönül koymadan, kimseye kırılmadan herkese irtibat ve iltisak kaynaklarını araştırmak ve bulmak Efendimizin ifade ettiği ikinci fazilet. Üçüncüsü de darlıkta bile infakta bulunmak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli arkadaşlar, yedincisi de evet, yeni hamleler, yeni hareketler ve yeni projeler içinde bulunmak. Değerli arkadaşlar, üretmeyen insanlar düşüncelerinde kendilerini yenileme fırsatı bulamazlar. Onun içindir ki hizmette de bu cadde-i kübrada bulunan insanlarda da çok ciddi olarak asrın ve zamanın ruhuna uygun yeni projeler ortaya koymak, yeni hamle ve hareketlerin içerisinde yer almak ve kendi gaye-i hayaline hizmet edecek farklı farklı çıkış organizasyonlarının çok ciddi manada emeklerini vermektir. Zira unutmayın ki bu dönem içerisinde maruz kaldığımız bu travmaları atlatacak ve aşacak olan şey müstakim düşünce kadar müstakim düşünceyi besleyen, ümitlerimizi tehyic eden yeni yeni adımlar, yeni yeni projeler, yeni yeni açılımlar ve gaye hayalimize hizmet edecek yeni yeni organizasyonlardır. Değerli arkadaşlar, tabii ondan sonra bir kısa reçetem var ama fakat bu reçeteyi de söylersem çok uzatıyorum. Burada noktayı koyuyorum. Onu da bir başka mecliste ifade ederiz diyoruz.